Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillahi ve ba'd. Dün en son şefaati görmüştük. Ve şefaatü leti iddekharahallahu kema ruye fil akhbar. Hadis-i şeriflerde geldiği gibi, rivayetlerde geldiği gibi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem iddekharaha Allahu lehum, Allah azze ve celle o şefaati Müslümanlar için ahirete sakladı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şeriflerde de geldiği gibi oraya sakladı. Yani likulli nebiyyin davatun, her peygamberin bir duası vardı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de o duası ümmetine şefaat, onu ahirete sakladı. O şefaati uzma diyorduk, tecelli edecek bütün Müslümanlar için. Peki şimdi misaka geldik. وَالْمِيثَاقُ الَّذِي أَخَذَهُ اللّٰهُ تَعَالَى مِنْ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَذُرِّيَّتِهِ حَقٌّ. Hazreti Adem'den ve onun zürriyetinden Cenab-ı Hak bir ahit aldı, bir misak aldı ki bu da haktır. وَالْمِيثَاقُ الَّذِي اَخَذَهُ اللّٰهُ تَعَالَى مِنْ آدَمَ عَلَيْهِسْسَلَامُ وَذُرِّيَّتِهِ حَقٌّ. Araf suresine gelin, o ayet-i kerimeyi açın. Araf suresinde Cenab-ı Hakk'ın insanlardan, Adem aleyhisselamdan, onun bütün neslinden aldığı ahdi bize bildirdiği ayet-i kerime. وَاِذْ اَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَاَشْهَدَهُمْ عَلَى اَنْفُسِهِمْ اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَا شَهِدْنَا. 172. ayet-i kerime, 173. sayfa, Araf suresi. وَاِذْ اَخَذَ رَبُّكَ, yani وَذْكُرْ حَيْنَ اَخَذَ رَبُّكَ, yani insana orayı hatırla diyor. Unuttuk demek ki. Unuttuğumuzu hatırlatıyor bize. Öncesinde Yahudilerden bahsediyor. Yahudiler ki Allah'a verdiği ahde, söze ihanet eden bir millet. Şimdi ihanet eden bir millet var. Onların yerine gelen bir ümmet kadrosu var. Bir tarafta ya beni İsrail zekuru ni'meti yelleti en'amtu aleykum ve enni faddaltukum alel alemin. Peygamberlere olan aidiyetlerinden dolayı Allah'ın yaşadıkları döneme üstün kıldığı Yahudiler var. Onlardan yeryüzü idaresini, sevkiyatını Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetiyle alıyor. Ve kezalike ceannâküm ümmeten vesaden. Artık dünyanın idare merkezinde bu ümmet var. Şimdi hem bu ümmete hem bütün insanlığa ahdini bozan Yahudileri anlattıktan sonra bir hatırlatma yapıyor. Yani ve iz akade demek vezkür hine akade rabbuk. Rabbinin min beni Adem'e min zuhurihim zürriyetehum ve eşhedehum. Yani o ahdi hatırlatıyor. Allah Teala insanı yaratınca fıtrata o imanı, tevhidi yerleştiriyor. Peki peygamberler ne yapıyor? Peygamberler de fıtratallahilleti fatarannâse aleyha. Sizin kimyanızda Allah yaratırken ta ezel bezminde koymuş olduğu o iman hakikatini peygamber tahrik ediyor. Kendine gel diyor, ayağa kaldırıyor. İkra bismi rabbikellezî halak. Allah'ın adıyla diyor, putun adıyla, falanın adıyla, kralın adıyla, efendim uydurma adamların adıyla değil, bak Rabbin adıyla. Bismi rabbik, mürebbi olan, anne karnında seni şekilden şekle sokan Allah'ın adıyla oku. O halde bu ayet-i kerime bize ve iz ekede rabbuke derken mürebbiyi hatırlatıyor. Allah Azze ve Celle'nin fıtratımıza ta eles bezminde koymuş olduğu, yerleştirmiş olduğu o imanı hatırlatıyor. Söze sadakate çağırıyor. Taftazani diyor ki rahimehullah, Allah Teala bu sözü insanlara unutturdu ki اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ, gayba iman tahakkuk etsin. Eğer orayı insan hatırlamış olsa o zaman İmtihan sırrı ortadan kalkar, herkes inanır. Yani şimdi peygamber gönderiyor. O peygamberin siz mucizelerini biliyorsunuz, görüyorsunuz. Sadakatine, adaletine şahadetiniz var. Kur'an-ı Hakim ortada. Kur'an-ı Kerim size diyor ki bak bunu unutma.
seni yaratırken kodlarına imanı, tevhidi yerleştirdi. Şimdi kendine gel. وَاِذْ اَخَذَ رَبُّكَ Hatırla ki Rabbin مِنْ بَنِي آدَمَ Adem oğlundan ha min beni Adem'e min zürriyet min beni Adem'e min zuhurihim Adem oğlundan ondan bedel sırtlarından bellerinden aldı zuhur zahır zuhur bellerinden aldı nedir bu beni Adem'den bedeldir değil mi bedel bazı minel kül yani min beni Adem Adem oğlu ondan bedel onların sırtlarından aldı. Min beni Adem'e min zuhurihim eyye şeyin zürriyetehum. Bütün zürriyetlerini zerreler halinde çıkardı. Nasıl oldu? Keyfiyetini o biliyor. Yani anne karnına insan girdi. Oradaki oluşumda mı oldu bu? Eles bezminde Hazreti Adem'den bütün zerreleri aldı kıyamete kadar onları saf saf karşısına dikip onlara mı sordu? Keyfiyetini o biliyor. Ama bize diyor ki bak bunu yaptım. Sen de buna inan. Neden akide kitabında var? Çünkü ayet-i kerime var. Ayet-i kerime bu ahdi aldık. Şimdi dünya ahde sadakat gösterenlerle ihanet edenlerin yeri. Ve kıyamet ahde sadakat gösterenlerle ihanet edenlerin hesabının görüldüğü yer mahşer. Ve sonra oradan sevkiyat başlayacak. وَاَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ اَشْهَدَهُمْ nereye atıftır? اَخَذَيَ وَاِذْ اَخَذَ aldı Allah Azze ve Celle sonra neden aldı? Ne yaptı? وَاَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ nefislerine, varlıklarına şahit tuttu. اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ben sizin Allah'ınız, ben mürebbi, ben Rab değil miyim? قَالُوا بَلَى hepsi evet dediler. Hepsi o an kabul ettiler. Şehidina kalu bela şehidna dediler. Biz şahit olduk ya Rabbi dediler. Şehidna en takulu yevmel kıyameti inna kunna an hada gafili. Peki yani faalna zalik. Neden biz bunu yaptık? Ha? En takulu ella takulu demek. Ella takulu yevmel kıyameti inna kunna an hada gafili. Biz bundan gafildik, bilmiyorduk. Böyle bir söz verdiğimizden haberimiz yoktu. Dememeniz için işte bütün bunları yaptık. Ve yine peygamberler de işte insanın yarın Cenab-ı Hak huzurunda böyle bir mazereti olmasın diye onlar bir daha bunu hatırlatıyorlar. Aklıyla demek ki insanoğlu dünyada peygamberi görmemiş olsa bile, peygamber görmese, aklıyla bakmış olsa, o akıl fıtrata yerleştirilen eles bezmindeki o iman dokuları etkisiyle Allah Azze ve Celle'yi bulacak. Hani Bedevi ne diyordu? Bedevi'ye, Esma'yı ne demişti? Bime ta'rifu rabbek. He? Rabbini nasıl buldun? Ne diyordu? El ba'ratu tedullu alel ba'ir. وَأَثَرُ الْاَقْدَامِ يَدُلُّ عَلَى الْمَس۪يرِ Yani bunlar dışkı bir deveye, ayak izi buradan geçen bir şeye işaret eder de semalar, nehirler, denizler اَفَلَا تَدُلُّ عَلَى اللَّط۪يفِ الْخَب۪يرِ Nasıl olur da Allah Azze ve Celle'nin varlığına işaret etmez. Böyle bu sayfayı aşağıya doğru indiğiniz zaman hemen aşağıda ne var? 175. ayet-i kerime وَتُلُوا عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذ۪ي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ Belam'dan bahsediyor. Kim bu? Yani bu dünyada o fıtrattaki kodlar var. Bir de vahiy var. Vahiy fıtratı hatırlatıyordu. O vahiy de görüyor. Hazreti Musa'ya öğrenci ama parayı görünce ihanet ediyor. Yani Yahudi'den bahsetti. Sonra yine onların marazına, en marazlısına döndü. Kur'an-ı Kerim'in dikkat çektiği üç tip var. Firavun var, siyasetin bozduğu. Karun var, paranın bozduğu. Bel'am var, ilim sahibi olduğu halde rütbe, makamın felakete sürüklediği adam. وَتُلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذ۪ي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا Yılanın derisinden çıktığı gibi Allah'ın ayetlerinden, Kur'an-ı Hakim'den uzaklaşan adam. Peki o zaman وَالْمِيثَاقُ الَّذ۪ي
اَخَذَهُ اللّٰهُ تَعَالَى مِنْ اٰدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامِ Adem Aleyhisselam'dan, onun zürriyetinden, sonsuza kadar, kıyamete kadar gelecek bütün zürriyetinden aldığı bu misakta hakkun sabitun, sabitun fi kitabillah, Allah'ın kitabında var. Peki şimdi, yani Allah Teala'nın ilminin ezeli ve ebedi oluşundan, sınırının olmamasından bahsedecek. Biz ne diyoruz, neye inanıyoruz? اِعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ اِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ha? Dilediğinizi yapın, o yaptıklarınızı görüyor. اِعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ اِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ Görüneni, görünmeyeni bilen bir Allah Azze ve Celle var. قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ اِلَّا اللّٰهِ Yer ve gökte gaybı sadece Allah Azze ve Celle bilir. Yani görünmeyeni. Dolayısıyla biz böyle bir Allah'a, gören Allah'a, bilen Allah'a, yaratan Allah'a, sonsuz kuvveti olan Allah'a, yef'alu ma yeşa olan Allah Azze ve Celle'ye iman ediyoruz kardeşim. Şimdi onun ilmi noktasında bir tereddüdün olmasın diyor. وَكَدْ عَلِمَ اللّٰهُ تَعَالَى فِي مَا لَمْ يَزَلْ عَدَدَ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةِ وَيَدْخُلُ النَّارَ جُمْلَةً وَاحِدَةً Yani وَكَدْ عَلِمَ yani وَنَقُولُ Şöyle diyoruz efendim قَدْ عَلِمَ اللّٰهُ تَعَالَى فِي مَا لَمْ يَزَلْ Yani فِي عِلْمِهِ الْأَزَلِي İlmi ezelisinde Allah Azze ve Celle bildiğini söylüyoruz Müslüman olarak. فِي مَا لَمْ يَزَلْ Yani قَدْ عَلِمَ اللّٰهُ Allah biliyor اَيَّ شَيْءٍ Neyi biliyor? عَدَدَ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةِ Ezelde cennete ne kadar adam gireceğini Cenab-ı Hak biliyor. Peki sonra وَيَدْخُلُ النَّارَ Ve efendim ve yani men adede men yedhulun nara yani kad alime adede men yedhulun nara cehenneme ne kadar adam girecek onu da biliyor yani kad alimallahu fi ilmihil ezeli ezeli ilminde adede men yedhulun cenne cennete ne kadar adam ve adede men yedhulun nara cümleten vahide bir anda ne kadar adamın gireceğini toplamda hepsini biliyor Allah Azze ve Celle. Peki la yuzadu fi zalikal adad ha ve la yenkusu minhu. Dolayısıyla veya la yuzadu ve la yenkusu yunkasu kelahuma yucuz. La yuzadu fi zalikal adad. Bu adette bir artırılma olmaz veya وَلَا يَنْقُسُ Aslında ikisini de hani meçhul okursak olur ama bu da zaten malum okursak yine aynı anlama geliyor. لَا يُزَادُ فِي ذَٰلِكَ الْعَدَدِ Bu adette artırılmaz, bir artırılma olmaz. وَلَا يَنْقُسُ مِنْهُ مِنْ ذَٰلِكَ الْعَدَدِ Bu adetten, bu sayıdan cennete ne kadar adam, cehenneme ne kadar adam girecek? Bunda bir noksanlaşma da olmaz veya وَلَا يُنْقَسُ مِنْهُ مِنْ ذَٰلِكَ الْعَدَدِ Bu adet sayı noksanlaştırılmaz. وَكَذَٰلِكَ اَفْعَالُهُمْ فِي مَا عَلِمَ مِنْهُمْ اَنَّهُمْ يَفْعَلُونَهُ وَكُلُّمْ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَا وَكَذَٰلِكْ Yine aynı şekilde biliyor. Neyi biliyor Cenab-ı Hak? اَفْعَالُهُمْ اَفْعَالُ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةِ اَفْعَالُ مَنْ يَدْخُلُ النَّارِ Cennete gireceklerin, cehenneme gireceklerin fiillerini biliyor. فِي مَا عَلِمَ مِنْهُمْ Efendim ve kederk ef'aluhum onların bütün fiilleri fima alime minhum ennehum yef'alunehu yani Allah Azze ve Celle şunlar şunu yapacaklar veya yapmayacaklar bütün bunlar Cenab-ı Hakk'ın ilmi ezelisinde var yani yef'alunehu yani insanlar min hayrin ev şerrin hayırdan şerden neyi ne kadar yapacaklar tamamı Allah Azze ve Celle'nin İlmi ezelisinde var mevcut bunlar. Peki bununla neyi anlatıyor bize?
Ve küllün buradaki tenvin nedir? İvadun anil mudafi ileyh diyoruz değil mi? Muzafı ileyh var burada diyor. O hasfedilmiştir. Ona ivezdir bu. Ona işaret ediyor. Onun yerine bedeldir bu yani. Oraya gelmişti. Mesela radin diyorsun değil mi? Radin. Neydi orada? Er-radi ya vardı. Ya'yı hasfettiğin zaman oraya bir tenvin koyuyorsun. Radin o da ivadun anil ya diyoruz. Peki burada şimdi ve kullun müyesserun muhayyun yani kolaylaştırılmıştır lima hulika lehu yani niçin yaratıldıysa o ona kolaylaştırılmıştır insanlara yani adam cennet için yaratıldıysa cennete götüren ameller ona kolaylaştırılmıştır cehennem için yaratıldıysa cehenneme götürecek ameller ona kolaylaştırılmıştır peki şimdi burası önemli bir husus. Tabi burada ne yapıyorlar? Cebriye burada çıkıyor. Kaderiye burada çıkıyor. İki tane hareket var İslam dünyasında. Bir tarafta Cebriye var. Yani adam diyor ki madem küllü müyesserun lima hulikale o zaman bizim bir irademiz yok. Bizim bir tasarrufumuz yok. Allah Teala bizi cehenneme, cennete sürüklüyor. Yani biz onun yaptırdıklarını yapma mecburiyetindeyiz diyor. Bunlar cebriye, ağacın yaprağı gibiyiz diyor. Rüzgarın önündeki ağaç yaprağı gibiyiz. Peki neye bakıyor bunlar? Kur'an-ı Kerim'de "Hatemallahu ala kulubihim" diyor mesela. Değil mi? Allah onların kalbini mühürledi. Eğer kalbi mühürleyen Allah'sa o zaman bizim bir tasarrufumuz yok diyorlar. Yani Allah kalbi mühürledi. Başka ne diyorlar? وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى yani Allah murad etseydi onları hidayet üzerine toplardı. Demek ki toplayan, bir araya getiren kim? Allah Azze ve Celle. Yine işte السَّعِيدُ مَنْ سَعِدَ ف۪ي بَطْنِ اُمِّ وَالشَّقِيُّ مَنْ شَقِيَ ف۪ي بَطْنِ اُمِّ hadis-i şerif. Yani es-sa'idu, sa'id olan, kurtulan ehli cennet kimdir? Men sa'ide fi batni ummi. Annesinin karnında sa'id olandır. Es-şakiyyu men şakiye fi batni ummi. Yani bir adamın anne karnında şakî, bedbah oluşu, cehennem ehli oluşu belli. Cennet ehli oluşu belli. O zaman diyorlar bizim bir irademiz yok. Peki karşıda ne var? Tam bunların karşısında kaderiye var. Onlar da kaderi inkar ediyorlar. Cebriye aslında biz kaderin mahkumuyuz diyor. Efendim kaderiye de onlar da kaderi inkar ediyorlar. Neden kaderi inkar ediyorlar? Diyorlar ki inna hedeynahu sebile imma şakira ve imma kefura. Ha? Açın ayet-i kerimeyi. Hangi ayete bakıyorlar? İnna hedeynahu sebile 29. cüze gelin. Şimdi inna hedeynahu sebile imma şakira ve imma kefura. Biz insanoğluna yolu gösterdik. İnna hedeynahu sebile. Yani bundan sonra efendim İnsan suresi 578. ayet 578. sayfa 3. ayet-i kerime inna hedeynahu sebile biz yolu gösterdik imma şakiran ya şükreder ya da ve imma kefura inna hedeynahu sebile imma şakiran ve imma kefura ya da nankör olur demek ki diyorlar ki Allah Teala adamı bıraktı kardeşim insana müdahil değil İster oraya gider, ister buraya gider. Sonra وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفُرُ buyurmuyor mu diyorlar? وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفُرُ yani kullarının inkarına Allah'ın rızası yok diyorlar. Ve bunlar kaderi reddediyorlar. Yok diyorlar. Bugün bir takım taifenin böyle çıkıp inkar ettiği gibi. Yani diyorlar ki Allah bilmiyor kardeşim. Ne zaman Allah biliyor? He? Biz o fiili yaptıktan sonra biliyor.
O fiili yaptıktan sonra, peki siz demiyor musunuz ki Allah gaybı da biliyor? Madem sizin yaptığınız fiili yaptığı zaman biliyorsa, o zaman Kur'an'ın sadece gaybı Allah bilir noktasındaki ayetlerine ne diyeceksiniz? Hani gaybı sadece Allah bilir, evet. Ama peygamberlerinden de bildirirse, belli konuları biliyor demiştik değil mi? Hangi ayeti okumuştuk? Alimul gaybi fela yuzhiru ala gaybihi ahada illa men irtada min rasulin. Şimdi bunlar reddedince ortaya nasıl bir Allah çıkıyor? Bir tarafta Cebriye'nin bize anlattığı bir Allah tasavvuru var. O Allah haşa zalim. Adam meyhaneye gidiyor, zorla meyhaneye gönderiyor. Adam kumarhaneye gidiyor, zorla kumarhaneye gönderiyor. Sonra neden kumarhaneye gittin diye cehenneme gönderiyor. Böyle bir Allah olur mu? He? Yani akıl, idrak, izan zorla bunları yaptırıp sonra bunun hesabını soran bir Allah'a iman edebilir mi? Peki öteki tarafta ne var? Kaderiye var. O da diyor ki Allah bilmez. Ben yaptığım zaman biliyor. Peki böyle bir Allah yarattığı aleme müdahale edemiyor. Halbuki o bize diyordu ki ela ya'lemu men halak ve huvel latiful habir. Eşyadaki sırlara, hakikatlere sadece Allah vakıftır. Yarattığını o bilir. Ela ya'lemu men halak. Ha? Yaratan bilmez mi? Ela ya'lemu men halak. Yaratan yarattığını bilmez mi? Senin hayatını, kimyanı, başına gelecekleri bilmez mi? Eğer bilmiyorsa o zaman Allah Teala kıyametin ne zaman kopacağını da bilmez. Eğer gaybı bilmiyorsa, kaldırıyorsanız, bilmeyen bir Allah var. Ne de? Kaderiyede. Yani kaderi reddedenlerde. Aciz bir Allah var. Dünyasında yarın ne olacak? Kim kimi öldürecek? Bunlardan haberdar olamayan bir Allah. Devlet bile istihbari kuruluşlarıyla insanlar nerede neler yapacak, onların işaretini alabiliyor. Meteoroloji yağmurun işaretini alabiliyor. Yani bir takım şeyleri insanlar bile bugün itibariyle sezebiliyorsa, yarattığı mülkte Allah Azze ve Celle gaybı bilmez. Olur mu kardeşim böyle bir şey? Peki neden böyle? Bugün yaptıkları gibi, bugün mealci taifenin yaptığı gibi, onlar da Kur'an-ı Hakim'e parçacı bakıyorlar. Yani oradan bir ayet alıyor, beri ki buradan bir ayet alıyor. Peki siz ne yapıyordunuz? Bunları nasıl çözüyordunuz? Ne demiştik? Hemen Bakara suresini açıyoruz. Dedik ki hidayet, dalalet. Evet, bunları yaratan Allah Azze ve Celle'ydi. Allah Azze ve Celle'ydi. Efendim 5. sayfa Kur'an-ı Kerim'de Bakara suresi 26. ayet-i kerime. 26. ayetin sonu. وَمَا يُضِلُّ بِهِ اِلَّا الْفَاسِقِينَ. Allah Azze ve Celle işte böyle sivrisinekten misal verir. Onlar inanmazlar, basit görürler. Peki bunlarla kimleri Cenab-ı Hak dalalete sürüklüyor? Fasıkları. Peki hadi gel bakalım, seni ben dalalete sürükleyeyim mi diyor? Hayır. Ne oluyor? اَلَّذ۪ينَ يَنْكُذُونَ عَهْدَ اللّٰهِ bir. Bunlar Allah'a verdiği söze ihanet ediyorlar. اَلَّذ۪ينَ يَنْكُذُونَ عَهْدَ اللّٰهِ مِنْ بَعْدِ مِيْثَاقِ. Sonra iki. وَيَقْضَعُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِ. Sıla-i Rahmi iptal ediyorlar. Üç. وَيُفْسِدُونَ فِي الْاَرْضِ. Yeryüzünde fesat çıkarıyorlar. O halde şimdi bu adamlar üç şeyi yaptılar. Fasık oldular. Allah da onları dalalete sürükledi. Yani durup dururken Cenab-ı Hak dalalete sürüklemiyor. Peki yani yudillu men yeşâ, yudillu men yeşâ ve yehdi men yeşâ. Dilediğini hidayete, dilediğini dalalete sürüklüyor. Peki o nasıl oluyor? Onunla ilgili hangi ayeti okumuştuk? Bakara suresi. Elif Lam Mim'de hudellil muttakîn. Bu Kur'an-ı Kerim muttakilere yol gösteriyor. Kim onlar? Ellezîne yu'minûne bil gaybi. Bir, gayba iman ediyorlar. Sonra ve yuqîmûne s-salâte. Ellezîne yu'minûne bil gaybi ve yuqîmûne s-salâte. Namazı ikame ediyorlar. Üç, ve mimmâ razaknâhum yunfikûn.
efendim bizim onlara verdiklerimizden rızıklarda infak ediyorlar. Bunları yapanlar muttaki oluyor. Kur'an-ı Kerim de muttakilere yol gösteriyor. O zaman ey Cebriye kardeşim, ey Mutezile, şimdi onun arkasından giden, Kadriye'nin arkasından düşen adam, cahil herif, gel buraya bakalım. Felemma zaghu ezagallahu kulubuhum. Ne demişti bu ayet-i kerime bize? Onlar kaydılar, Allah kaydırdı. Yani onlar hidayeti istedi, Allah hidayeti yarattı. Yudillu men yeşâ ve yehdi men yeşâ. Yudillu bihi, efendim, yani وَمَا يُظِلُّ بِهِ اِلَّا الْفَاسِقِينَ. Dolayısıyla bütün bunlarda neyi düşünüyoruz? İnsan hidayeti istiyor, Allah hidayeti yaratıyor. İnsan dalaleti istiyor, Allah Teala dalaleti yaratıyor. Yani Cebriye, Kaderiye, Kur'an-ı Kerim'deki ayet-i kerimeleri bir bütün olarak görmüş olsaydı, aynı zaviyeden baksaydı, bir hoca, bir alim, bir mürebbi, bir müfessir rahlesinde okumuş olsaydı, onların hayatında bu savrulma olmayacaktı kardeşim. Peki devam ediyoruz. Vel a'malu bil khawatim. Yani vel a'malu innema tu'tabarul a'malu bil khawatim. İnsanların amelleri son anına göre değerlendirilir. Yani bir adam dünyada saittir. Hep öyle yaşamıştır. Namazı var, orucu var. Yani muttaki bir kul, ama son an ayağa kaydıysa, son an dalalete sürüklendiyse, ölüm anı dikkate alınacak. İmanı oraya getirebildiyse, yani ölürken tabi adam ani ölmüştür. Kelime-i şehadeti diliyle getiremedi. Yani bunda bir problem var mı? Yok. İmanın mahalli neresiydi? Tasdikun bil cenan. Ve ikrarun bil lisan idi. Yani dille ikrar, ama asıl kalbiniz tasdik edecekti. Diliniz ikrar edecek, Müslümanlar size Müslüman muamelesi gösterecek. Bunun içindi. Peki asıl olan kalp. Dolayısıyla kalbinde iman var ama son anda kelime-i şehadet getiremediyse, bu yine Müslüman olarak ölmüştür. وَالسَّعِيدُ مَنْ سَعِدَ بِقَضَاءِ اللّٰهِ تَعَالَى. Sa'id olan kişi, ehli cennet olacak kişi neye göre sa'iddir? Hani hadis-i şerifte Efendimiz اَسَّعِيدُ مَنْ سَعِدَ فِي بَطْنِ اُمِّهِ وَالشَّقِيُّ مَنْ شَقِيَ فِي بَطْنِ اُمِّهِ. Annesinin karnında belli, ta ezelde belli, ezel bezminde belli, orada belli. Peki o halde اَسَّعِيدُ مَنْ سَعِدَ بِقَضَاءِ اللّٰهِ. Yani bir hukum illah, Allah'ın hükmü, Allah'ın takdiriyle saittir bu. Yani Allah murad etmeden kişi sait olamaz. Ama Allah kitabına yazdı diye siz sait olmadınız ya. Ne demiştik başta? وَكَدْ عَلِمَ اللّٰهُ تَعَالَى فِي مَا لَمْ يَزَلْ عَدَدَ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةِ. Cennete ne kadar adam girecek, ilmi ezeli de biliyor. Allah Teala senin sait olacağını biliyor. Yazdı. Sen sait olacaktın diye yazdı onu. Yoksa yazdı diye sait olmadın kardeşim. Peki neden yazdı? Alemi bir plan program dahilinde idare ediyor. Senin bir fabrikan var, müessesen var. Ne yapıyorsun orada? Ar-Ge'n var, Ar-Ge. Yatırım planlarını orada görüşen elemanların var. Onlarla birlikte sürekli yarın ne yaparım diye onları görüşüyorsun. Devlet idare ediyorsun, okul idare ediyorsun, aylık yıllık planların var. Peki Allah'ın takdiri olmaz mı? Biz o ayetleri okumuştuk. Ne demiştik? Kaderin meratibi var. 4 mertebesi var demiştik. 1. mertebede ne vardı? İlim. وَمَا يَعْزُبَ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَٰلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. Her şey Allah'ın ilminde demişti. Sonra 2, kitap yazıyor onları. مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا. 3, ne vardı? Diliyordu değil mi? وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا اِنْ يَشَاءَ اللّٰهِ. Allah murad etmeden, dilemeden siz dileyemezdiniz. 4. merhale, Allah yaratıyordu. Peki o zaman
Hani kaderle kazayı anlatırken nasıl bir misal vermiştik? Ne demiştik? Kader neydi? Mühendis binayı önce tasarlıyor. Şöyle olacak. Kirişte şu kadar demir kullanacaksınız. Bu kadar çimento kullanacaksınız. Mühendis tasarlıyor. Sonra müteahhit o projeye göre yapıyordu. Bu neydi? Kaza gibiydi. Tabii ki velillahil meselul a'la. Ama beşer zihnine taşıma adına söylüyoruz. Yani o halde Cenab-ı Hak her şeyi ezelde takdir ediyor. O ezeldeki takdirine göre alemde her şey oluyor. İşte buna inanmaya da kadere, kazaya iman diyoruz kardeşim. Yani alemde hiçbir şey tesadüf değil. O halde önce her şeyi biliyor zat-ı ilmi ezelisiyle. Onları levh-i mahfuza yazdı. Sonra vakti gelince diledi, diledi ve yarattı. Ama beşerin dünyasına baktığımız zaman onun iradesini de ikiye ayırmıştık. Bir ne demiştik? İnsanın müdahalesinin olmadığı bir takım durumlar var demiştik hayatında. Mesela boyunuz kısa, boyunuz uzun. Allah Teala böyle irade etti. Peki onun bu iradesinde sizin dahliniz var mı? Yok. Rıza gösterirsen ecir alırsın. Başkası da boyu uzun, kilosu yerinde, vücudunun gücü kuvveti tamam. O da şükretmezse nankör olur, bunun karşılığını ahirette cezasını görür. İkinci durum ise sizin iradenize bağlıydı. Yani helal mi yiyeceksin, haram mı yiyeceksin? Ha, kadınla mı evlenecek yoksa zina mı yapacak? Bu kendi iradesinde. Kendi de diliyor ama Allah yaratıyor o istediği zaman. Fakat harama gidecekse orada rızası yok. Ne diyordu Emali'de? Muridul hayri ve şerril kabih. وَلَاكِنْ لَيْسَ يَرْضَى بِالْمُحَالِ Hayrı da yaratan Allah, şerri de yaratan Allah. Bu kaderiye var ya, kaderi reddedenler. Bunlar bu İran'ın mecusileriyle aynı mezhebe inanırlar aslında. Niye? Bu kaderiye, yani her şeyi insan yapıyor dediler. Sonra bunu savunamadılar. İmam Nevevi Rahimehullah Müslim Şerhinde diyor ki, sonra değiştiler bunu diyor. Dediler ki, hayrı Allah yaratır, şerri insan yaratır. Bu İranlıların meclislerinde iki tanrısı yok muydu? Kötülük tanrısı, iyilik tanrısı. Yani bunlar iyi, hadi Allah'a verelim dediler. Kötüyü insan yaratıyor. İnsan yaratıyor. Son kalıntıları öyleydi kaderiyenin. Şimdi artık böyle sentez yapıyorlar. Daha yakışıklı olsun diye, insanlar böyle daha çok cezbesin diye. Alimul lisan olanlar böyle milletin imanıyla oynuyorlar. Peki ya sen bunu anlar mısın ya? Senin işin mi? He? Sen daha faille mef'ulü birbirine ayıramıyorsun. Bu ilim bu kadar basit mi? Sana kadar düştü mü? Bak senden önce kimler vardı? Yok oldular, mezhep kurdular ama şimdi mezhepler tarihi arşivine kaldırdılar. Ne Cebriye kaldı, ne Kaderiye kaldı. He? Bozuldular. Olduğu şekilde kalamadılar. Şimdi o arşive gidiyorlar. Ya onlara kayıt düştüler, mühür bastılar. Artık hükümsüz dediler. Oralara gitme. İlmin varsa yeni şeylerle gel bakalım. Varsa bir şeyin onlarla gel. Ölü dirilmez. Ölüyü Allah diriltirse onları, o yalanları hükümsüz oldu artık. Mutezile, Cebriye, Kaderiye ruhunu kaybetti. Onları diriltmeye bu adamların gücü yetmez kardeşim. Peki o zaman devam ediyoruz şimdi. Yani bu kaderin meratibine unutmuyoruz. Dört mertebe var. Allah Azze ve Celle buna göre yaratıyor. Şimdi eğer bunlar sizin arka planınızda olmasa şu metni bir hocayla okumasanız, bir şerhle okumasanız bu bile sizi yanlışa götürebilir. Yani der ki adam, yani وَالسَّعِيدُ مَنْ سَعِدَ بِقَضَى اِلَّا Allah'ın takdiriyle oluyor. Ama insanın da iradesi olunca Allah'ın iradesi onun sa'id olmasını var ediyor. Bunu arka planını bilmiyorsan bu ibareden bile insan yanlışı çıkarabilir. Ama bunlar metin kitap. Metin demek ne demek? Hocayla talebeyi birbirine bağlıyor. Hocasız bunu okuma diyor. Hoca olmadan bunları okuyamazsın. Ben bunu muhtasar yaptım ki talebe bunu alsın, ezberlesin.
Ama bir hoca, bir alim gitsin bunu şerh etsin. Peki وَالشَّقِيُّ tabi biz alim falan değiliz. Alim, ulemamız, esnafımız, taftazaniler, seyir şerifler, onların alim olduğu yerde biz kimiz? Şimdi böyle ifade kullandığın zaman işte diyorlar bak, evet kardeşim, biz onlara göre hiçbir şey, haddimizi biliyoruz. Biz taftazaninin alim olduğu yerde o halkanın en arka tarafında bir talebe olabiliriz. O kadar şereftir. Tevazuyla zillet arasında ince bir çizgi var. Elhamdülillah. Onların yanında talebeyiz ama bunların yanında elhamdülillah. Kaçı gelirse gelsin bunlar komputer hocasıdır. Bunlar şarjını çekince biterler. Her şeyleri flash belleğinde. 10 tanesi üst üste gelsin hiçbir hüküm ifade etmezler Allah'ın inayetiyle. Hepsi gelsin. Yani dolayısıyla onların yanında ki bu tevazudur. Bu tevazu hakikati itiraftır. Ben taftazaniyi biliyorum, seyir şerifi de biliyorum, raziyi de biliyorum, kendimi de biliyorum, haddimi biliyorum dolayısıyla. Bu adamları da biliyorum, elhamdülillah. Onların yanında tevazu cümleleri kurmak zillettir kardeşim, zillet. Hazreti Ömer Efendimiz Übey bin Kâb gidiyor. Böyle münafıkların, Yahudilerin arasından başı önde böyle eğmiş, geliyor ensesine bir tokat vuruyor. Böyle burada gitmeyeceksin diyor. E peki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yolda yürürken başı önde sanki yukarıdan aşağıya gelir gibi gitmiyor muydu? He? Tabii ki öyle gidecek. Yani Müslüman sokağa çıktığı zaman böyle radar gibi gözleriyle sağ solu taramayacak. Önüne bakacak, öyle gidecek. O da öyle gidiyor ama diyor böyle Müslüman mahallesinde gideceksin. Bunların arasında göğsünü gereceksin, öyle gideceksin. Orada tevazu, burada zillet. Bak, aynı yürüyüş Müslüman mahallesinde tevazu, orada zillet. Şimdi taftazaniye efendim büyük adamsın demek, onun vakarını kabul etmek, büyük adam. Ama bunlara büyük adamsın, kariyerine bakıp derse birisi, bunları ifsad ediyorlar. Böyle ifsad ettiler kardeşim. Kariyere baktılar, akademiye baktılar. Ya nedir bu? Bir sistem var şimdi, bir bant var. Tabii ki iyi hocalarımı tenzih ediyorum. Çok akademiyada muhterem, ihtiram gösterdiğimiz, saygı gösterdiğimiz hocalarımız var. Ama sistem şöyle kardeşim. Oradan giriyorsun, dil biliyorsan 15 sene sonra bu sistem senin profesör olarak mezun ediyor. O kadar işte. Girebildiysen oraya, kaydolduysan, dili de geçtiysen 15 sene sonra profesörsün. Profesör ibare okuyamıyor. Tefsir hocası efendim bir metin okumamış. Böyle bir tefsirci mi olur ya? He? Hikaye. Peki وَالشَّقِيُّ مَنْ شَقِيَ بِقَضَى اِلَّهِ diyoruz. Peki وَاَصْلُ الْقَدَرِ burada kalalım. Kaderin aslı, buradan devam edelim. Şunu söyleyeyim. Bu kitap Ali Tantavi'nin kitabı. Ali Tantavi'nin kitabı Ta'rifun Amun Bidinil İslam diye. Ali Tantavi diyor ki beni diyor edebiyatçılar sen ulemasın diye kabul etmiyorlar. Ulema da diyor ki senden alim olmaz, sen edebiyatçısın. Arada bir yerde kaldım diyor. Ama bu kitabı çok önemli, güzel bir kitaptır. Yani bir tefekkür cehdi de olduğundan, tefekkür cehdi olan birisinin İslam'ın mukaddimesi gibi bir kitap yazmış. Bunun içinde imanla alakalı meseleleri, kader, kaza, onları da tayin ediyor. Yine basit anlayabileceğiniz bir kitap. Mecd-i Mekki'nin El Beyan fi Erkanil İman diye. Bu iyi bir kardeşimiz, hocamızdır. Bu El Beyan fi Erkanil İman kolay anlayabileceğiniz, güvenebileceğiniz, itimat edebileceğiniz bir eser. Mecd-i Mekki Muhammed Avvami Hoca'nın da talebesidir. Efendim aslında kaderi anlatsam şu kitaptan bahsedecektim size ama oraya gelmedik. Yani kaderin bu bölümüne. Bu kitap Kıssatul İman Beynel Felsefeti vel İlmi vel Kur'an diye Nedim Cısr'ın kitabı. Babasından bahsetmiştim size. Husun-u Hamidiyesi var, bir de Er-Risaletul
Hamidiyesi var. Er-Risaletül Hamidiye daha esaslı bir kitap. Husun ise o şey, akideyle alakalı ama Er-Risaletül Hamidiye materyalizmin ortaya attığı soruların, vehimlerin, istifhamların tamamını izale edecek çapta bir kitap. Bu da bunun özelliği şu, Kıssatül İman. Belki yarın anlatmak daha doğru olurdu ama şimdi söyleyeyim size bundan. Bunun hikayesi şu, Kıssatül İmani beynel felsefeti vel ilmi vel Kur'an. Şimdi burada yani sormayacaksınız diyor. El ilmul mevcut, el ilmul mefkut var. Sormayacaksınız ama yarınki derste göreceksiniz. Hem de önceden bakın oraya. Yani Allah Azze ve Celle'nin bizden gizlediği, bilme imkanımız olmayan şeyleri inkara savrulacak yerde sormayacaksın. Fakat bir Müslüman olarak, bir mümin olarak birisi geldi sana soruyor, neden böyle, niçin böyle, ya sorulmaz böyle kardeşim demeyeceksin. Eğer dersen o insanları o vehimlere mahkum edersin. Bugün Vahabiliğin yaptığı gibi Mekke Mükerreme'de bir Vahabiyle konuşuyorum, üniversitede hoca Katar'da böyle bir kitap bahsediyor. Ya diyor ki hocam mükemmel, muazzam bir kitaptı. Neden? Kardeşim siz bu meseleleriyle meşgul olmayı selef akidesi böyle diye selefe iftira ederek reddettiniz. Şimdi meseleyi hikmetleriyle anlatan bir kitap görünce çok basit, müptedi derecesinde bir kitap, ona hayran oluyor. Neden? Okumadınız. Kafa kesiyor adam işte. İslam adına kafa kesiyor. O kafir oldu, bu müşrik oldu. Böyle bir yere aldılar, getirdiler, Allah'ın dinini mahkum ettiler. Efendim bu kitap Kıssatul İmani Beynel Felsefeti Vel İlmi Vel Kur'an. Nedim Cısır'ın hikaye şu. Hayran adında bir talebe, geçen asırda oluyor, Afganistan'da üniversitede okuyor, Pencap'ta. Bunu üniversiteden atıyorlar. Soru soruyor, Allah neden yarattı, niçin yarattı diye. Ulema diyor ki Müslüman böyle soru sormaz diyor. Hadi git bakalım. Eve geliyor. Babası diyor ki evladım beni de böyle atmışlardı. Neden bu soruları sordun diyor. Çocuk çare arıyor. Müslüman ama o soruların içinden çıkamıyor, kurtulamıyor. Babası diyor ki Harfeng'de İmam Buhari'nin kabrinin olduğu köy. Oraya git. Orada Ebu Nur Hazretleri var diyor. Ben de senin gibi olmuştum. Ona gittim. Bütün istifamlarımı giderdi diyor. Ona gidiyor Harteng köyüne, Ebu Nur Hazretleri'ne. Ebu Nur Hazretleri de başında hikayesini anlatıyor bunun. Ebu Nur Hazretleri'ne geliyor. Ebu Nur 5 yıl olmuş. İmam Buhari'nin kabrinin olduğu camide inzivaya çekilmiş. Artık kimseyle görüşmüyor. Müezzin yemeği getiriyor. Günde bir defa yiyor, o kadar. Diyor ki müezzine, ben görüşsem olur mu? Peki diyor. Sorularını yazıyor. O tepsinin üzerine koyuyor. Yani hayran. Ebu Nur Hazretleri geliyor, eğiliyor. Kağıdı görünce okuyor soruları. Allah neden yarattı, niçin var etti diye devam ediyor sorular. Başını kaldırıyor. Karşıda bir üniversite talebesi, işaret ediyor. Yanıma gel diyor. Yanına gidiyor. Hocam diyor hadise budur, bu minval üzere. Peki baban da böyle olmuştu. Senin imanını kurtarmak, burada ibadet etmekten daha evla. Git şehirden bir yatak al, kitap, defter al, kalem al, gel diyor. Yatak alıyor, defter, kalem. Ben sordum diyor hayran. Hocam cevapladı. Her cevabını yazdım. Büyük bir defter haline geliyor. Aradan yıllar geçiyor. Hacca gidecek bu. Harteng'den yola çıkıyor. Türkistan'dan, Semerkant'tan. Hacca giderken diyor ki, Ebu Nur Hazretleri hocasıydı hayranın. Onun da hocası kim? Hüseyin Cısır. Er-Risaletül Hamidiye'nin sahibi. Abdülhamid'e muhabbet. Abdülhamid'e aşık olan bir adam. Bediüzzaman da ondan istifade ediyor, bahsediyor. Er-Risaletül Hamidiye'nin sahibinden. Lübnanlı alim. Yani Ebu Nur'un hocası Hüseyin Cısır rahmetullahi aleyh. Onun kabrine gideyim diyor. Hocamın hocasıydı. Kabre geliyor. Orada yaklaşık bir hafta kadar kalıyor. Allahu alem, bir hafta kadar hatırımda var. Oradan Nedim Cısır da Hüseyin Cısır'ın oğlu, sonra bu kitabı telif eden, o da köye geliyor babasının kabrini ziyarete. Bakıyor ki içeriden birisi çıkıyor.
İçeriden çıkan bu Nedimci Sır da ağlıyor da babası aklına geliyor. Ders halkaları, cami, minare, müezzin oraya çıkarırdı. Bütün bu çocukluk yılları bir film şeridi gibi gözü önünde geçiyor. Ağlarken içeriden çıkan Türkistanlı adam diyor ki "Mayub keyik, ne ağlatıyor seni, neden ağlıyorsun?" Diyor ki "Bu benim babamdı, Hüseyin Cısır. İşte çocukluk yıllarım aklıma geldi. Gurbet, özlem diyor babam, annem. O yılları tahayyül düşünüyorum, ediyorum, tahayyül ediyorum. Senin baban mı?" diyor. "Evet." diyor. "Peki o zaman babansa söyle bakalım." diyor. "Babanın en önemli eseri hangisiydi?" "Er-Risaletul Hamidiye." diyor Nedim Cısır. "Peki o en önemli bahsi hangisiydi?" "Materyalizmin belini kırdığı yerde." diyor. "Peki ben," diyor, "onun talebesinin talebesiyim." Hayatını anlatıyor. "İşte ben üniversiteni atmışlardı. Hocam Ebu Nur'a gittim. Ebu Nur babanın talebesiydi. Ben sordum, o bana cevap verdi. Felsefe ile iman arasında. Kant ne diyor? Descartes ne diyor? İslam ne diyor?" Böyle bir alim bu Ebu Nur Hazretleri. Her meseleyi cevaplıyor. Yanında kitap yok, defter yok. Onların tamamını yazıyor. Türkçe yazıyor onları. "Şimdi Medine'ye gidiyorum," diyor. "Orada Arapçaya tercüme edip imkan bulabilirsem orada basacağım," diyor. "Peki," diyor, "ben okuyabilir miyim onu?" Nedim Cısır alıyor, okuyor. Osmanlıca da biliyor, Türkçe de biliyor. Zaten Arap kendisi Nedim Cısır, Osmanlı'dan baki olduğundan dolayı. Diyor ki hayran, "Peki sana bıraksam sen bunu Arapçaya tercüme edip sonra basar mısın?" "Peki olur, basarım," diyor. Alıyor defteri, Arapçaya tercüme ediyor, sonra basıyor, işte bu kitap oluyor. Kıssatul iman beynel felsefeti vel ilmi vel Kur'an. Peki hayran ne oluyor? Hayran da hacca gidiyor, aradan yıllar geçiyor. Bu kitabın müellifi, yani Arapçaya tercüme edip basan Nedim Cısır ki Hüseyin Cısır'ın oğlu. Diyor ki "gideyim Hartenk'e, onu ziyaret edeyim." Hayranı Hartenk'e gidiyor, soruyor. "Nerede?" diyor. "Yıllar önce hacca gitmişti, kitabını basacaktı ama geriye dönmedi, orada vefat etti," diyor. Yani bu ümmetin bu alimleri, kaderiye, cebriye, marksizm, materyalizm, onların fitnelerine, fesatlarına karşı iman nasıl korunacak, kurtarılacak, onun eserlerini yazdı. Yani burada şimdi sormayacaksın derken, eğer bir Vahhabi, Selefi kafasıyla bakarsan bu milletin imanını kurtaramazsın kardeşim. Onun için yani belli dönemlerde imanı kurtarmaya yönelik eserler yazılmıştır. Onlar o asrın nesli için fevkalade bir önemi haizdir. Tabii ki kelamda ana kolları okuyacaksınız Taftazani'de ama o mesaille alakalı o eserlere de bakacaksınız. Yani onlar tabii sen böyle Mekke, Medine'de yaşarsan elinde bir kılıç olur, adam kafa kesersen tabii böyle şeylere ihtiyacın olmaz. Ama Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kafa keserek İslam'ı anlatmadı kardeşim. Yüreklerdeki fitne fesadın kafasını kesti. İnsan hayatını kurtardı. İslam bize böyle bir akideden bahsediyor. Onun için bu kitapları da bir hoca nezaretinde okuyacaksınız. O hocalar kim? İşte alimlerimiz, ulemamız. Biz onları okuyoruz. Yeni şeyler söylemiyor musun diyorlar. Elhamdülillah. Biz o kadar yeni söyleriz ki onların yeni dedikleri bunun kabına bile gelmez. Elhamdülillah. Bizim bir tefekkürümüz var, tasavvurumuz var. A'sından Z'sine kadar o bir sistem dahilindedir. Elhamdülillah. Marksist gelse Marksize Marksizm'in dilini iptal edecek, onu ikna edecek bir lisanla konuşuruz. Yani bizim batıyla muhakemede, batıyla hesaplaşmada dil lisanımız farklıdır. Müslümanla konuşurken farklıdır. Ama bütün bunları nereden alırız biz? Allah'ın kitabından, Peygamber aleyhissalatü vesselamın sünnetinden alırız. Yani bunlar yeni dedikleri şey aslında inne cedidehum huve kadimu urubba. Avrupa'nın eskisi kardeşim. Oradan alıyorlar yeni dedikleri. Yani yeni dedikleri Ebu Hanife'ye muhalefet etme. Yeni dedikleri sahabeye, yeni dedikleri Buhari'ye. Eğer bunlara muhalefet ediyorsanız yeni söylüyorsunuz. Bakın neyi yeni söylüyorlar ha? Arşivdeki yalanları alıp geliyorlar. Vatandaş nereden bilsin?
Vatandaş kim muhalefet ediyorsa zannediyor ki o yeni. Yani Türkiye'de bir tane tefekkür var A'sından Z'sine kadar. O da ne? Büyük Doğu. Üstad Necip Fazıl nereden alıyor? Alim değil. Ehl-i Sünnet ulemasından alıyor. Kendi alim değil. Fakat İslami tefekkür bu asra, bu zamana nasıl hakim olacak? Tatbiki nasıl olacak? Onu üstad gösteriyor mesela. Ama bir noktaya kadar geliyor. Alim olmadığından nihai hamleyi de gösteremiyor Necip Fazıl. İşte siz göstereceksiniz. İslam bu asra, bu zamana nasıl hakim olacak? O büyük alimlerden alacaksınız. Bu asrın ulemasından da. Tabii şimdi böyle yakın dönemden isim verdiğim zaman bir tanesini veriyorum. Bazen ötekini vermeyince kardeşlerimiz diyor ki ya benim hocam niye vermedi? Ya biz şöyle söyleyeyim. Ehl-i Sünnet bütün hepsi bizim nazarımızda büyük kıymete sahiptir. Hepsine dua ediyoruz elhamdülillah. Her ne kadar talebeleri arasında bugün farklı farklı zuhurlar olmuş olsa bile bunlar büyük adamlar. Allah Azze ve Celle Türkiye'de 5-6 tane adam var böyle. 5-6 tane adam var. Vefat eden ulemayı kastediyorum Cumhuriyet döneminde. Onlar olmasaydı biz ne olurduk ki? Yani onları Allah sebep gönderdi. Yaratan Allah, var eden Allah. Allah Teala onlardan ebediyel ebed razı olsun. Yani bunlar da yeni dediğiniz kardeşim işte Batı'nın eskisi. Diyor ki Ahmet Şevki, eğer utanmasalar eskiye o kadar nefretleri var ki babaları da onlardan önce diye babalarını da reddedecekler. Ama nesepsiz olurlar diye babalarını reddedemiyorlar. Peki estağfurullah ve tuğbileyh velhamdülillahi rabbil alemin.